CNN Türk ekibi olarak kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber aylar sonra Şuşa'ya girdik. Şuşa'dayız. Şu an yine harabeye dönmüş bir binanın içindeyiz. Şu an Şuşa'da, Şuşa Camii'nin içine giriyoruz. Halıları serildi, onarım yapıldı. Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla işte bu harabeye dönen evler yeniden onarılacak ve Azerbaycanlılar evlerine yeniden dönecekler. CNN Türk ekibi Şuşa'da. ...1992 yılının bir ilkbahar günüydü. Ermenistan Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya girmiş, yakıp yıkarak Azerbaycan Türklerini katlederek işgal etmişti. O işgalde 480 masum Azerbaycan Türk'ü öldürülmüş, yaklaşık 25 bin kişi evinden, kendi toprağından ayrılmak zorunda kalmıştı. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali Türkleri adeta kalbinden bıçaklamıştı. Kendi topraklarından ayrılmak zorunda kalanlar bir gün geri dönmenin hayaliyle yaşıyordu. Azerbaycan için Dağlık Karabağ meselesi bir gün bitecekti. Özellikle Şuşa ne yapıp edip yeniden alınacaktı. Öyle de oldu. 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı 44 günde Azerbaycan'ın zaferiyle sona erdi. Karabağ'ın kadim kenti Şuşa'nın kurtarılmasıysa en büyük sevinçlerden biri oldu. 8 Kasım'da Şuşa'nın kurtarılışı, 10 Kasım 2020'de de Dağlık Karabağ'da savaşın bitmesi, Azerbaycan'ın zaferi, 30 yıllık hayalin gerçekleşmesiydi. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdi. Ne oldu be status? Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Tarih 8 Kasım 2020 idi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir pazar günü ulusa sesleniş konuşması yapmış. Aziz Şuşa, sen artık azatsın demişti. Aziz Şuşa, sen azatsan. Büyük coşkuyla karşılanmıştı bu zafer. Azerbaycanlıların gözü kulağı 2. Karabağ Savaşı'nda en çok Şuşa'daydı. Şuşa, 2. Karabağ Savaşı'nın en stratejik noktasıydı. Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Şuşa tabelası asıldı ve bölgede çalışmalar başladı. Binlerce kişi 30 yıl önce Azerbaycanlılar göç etmek zorunda kalmıştı işgalin ardından. Şimdi göçenler, gidenler bir an önce Şuşa'ya dönmek için gün sayıyor. Şuşa'daysa çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşamın yeniden başlaması için, bölgenin yeniden hareketlenmesi için yüzlerce ekip bölgede. CNN Türk ekibi olarak Dağlık Karabağ'ın kalbi kadim kent Şuşa'dayız. Her yer yemyeşil. Azerbaycanlıların neden Şuşa'yı bu kadar ayrı tuttuğunu daha iyi anlıyoruz. Bambaşka. Havası, doğası, sanat şehri adeta. Kendine özgü bir kimliği var Şuşa'nın. Ama şehri gezerken her yerde savaşın izlerini görüyoruz. Ermenistan'ın bölgeden çekilirken bıraktığı tahribatı, evler yakılıp yıkılmış. Bu evlerde, bu binalarda, bu topraklarda 30 yıl önce Azerbaycanlılar yaşıyordu. Şuşa, Azerbaycan için en önemli yerlerden bir tanesiydi. Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla işte bu harabeye dönen evler yeniden onarılacak ve Azerbaycanlılar
kaybettikleri evlerine yeniden dönecekler. Dönüş için binlerce Azerbaycanlı gün sayıyor. Birçok ev, bina kullanılamaz halde Şuşa'da. Kent merkezinde en görkemli haliyle kendini gösteren Şuşa Camii'ne gidiyoruz şimdi. Şuşa 8 Kasım 2020'de işgalden ilk kurtarıldığında yaralı bir asker Şuşa Camii'ne gelmiş, caminin minaresine çıkmış, ezan okumuştu. O gün Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığı gün Şuşa Camii'nden ezan sesi yükselmişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ermenistan Şuşa'yı işgal ettiği o dönemde Şuşa Camii de bir harabeye dönmüştü. Tabii ilk iş Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk iş Şuşa Camii'yi onarmak oldu, temizlemek oldu. Şu an Şuşa Camii'nin halıları serildi, onarım yapıldı. Şu an buradaki görevli askerler de geliyorlar Şuşa Camii'nde namaz kılıyorlar. Buralar hep harabeydi. Buralar adeta bir çöplüğü andırıyordu. Her yerde de Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını görüyoruz. Şuşa aynı zamanda Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildi. Sanatın, sanatçıların yetiştiği yer çünkü Şuşa. Eski günlerdeki gibi yine sanatla anılacak, festivaller yapılacak. Yani artık Dağlık Karabağ'ın göz bebeği Şuşa'da hem insan hem müzik sesleri yankılanacak. Eski günlerine kavuşacak.